Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendirelim. Dünkü videoyu hatırlarsanız Bitcoin ortalama olarak şu bölgelerdeyken 52 bin dolarların gelmesini beklediğimi söylemiştim. Ve biz videoyu paylaştıktan sonra da Bitcoin bir saatlikteki boyun noktasını ve aynı zamanda da bulutun üst noktasını kırıp sonrasında derinliği yukarıya doğru fiyatladı. Ve şu anda bulunduğu noktaya baktığımız zaman da tam olarak 51.980 civarlarından bir satış yedi. Şimdi 52 bin dolarlar civarında bir satıcı kitlesi olmasını zaten bekliyorduk. Çünkü bu nokta kırılımın geldiği noktaydı ve piyasada ciddi bir kitlede bu hareketin bir retest olduğunu düşündüğünden dolayı da 52-53 bin dolarlar civarında satacaktı. Tam olarak 52 binler gelmedi. 51 bin 980 civarlarından satış geldi. Muhtemelen insanlar 52 binin psikolojik bir nokta olduğunu düşündüğünden dolayı biraz daha alt seviyelere emirleri diziyorlardır diye düşünmekteyim. Aslında buna satış demek de biraz yanlış. Çünkü baktığımız zaman ortalama olarak 600 dolarlar civarında bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ama artık bu bölge Bitcoin adına kısa vadede bir direnç noktası diyebiliriz. Alt noktası 52 binler, üst noktası da burada gördüğünüz yeşil mumların olduğu yerlere kadar uzanıyor. Yani 53.400'lere kadar uzanıyor arkadaşlar. Şimdi bu retest muhabbetleri piyasada çok dönmeye başladığında Bitcoin genelde o noktadan satış yiyor. Fakat sonrasında daha dipler gelmeden yönünü tekrardan yukarıya çeviriyor. Buna daha öncesinde sizlerle birlikte de birçok kez şahit olduk. Hatırlarsanız tam olarak bu bölgelerdeyken ciddi bir düşüş gelmişti. Yaklaşık olarak 39 bin dolarlara. Ardından şuradaki yeşil mumlarda da insanlar bu hareketin fake olduğunu, retest olduğunu konuşuyordu. Sonrasından o bölgelerden satış yedi Bitcoin. Fakat tam şuralarda insanlar ellerindeki malı çıkıp daha dipleri beklerken daha dip noktası gelmeden Bitcoin yönünü yukarıya çevirmişti. Ve Bitcoin'de böyle hareketlere de açıkçası çok ben şahit oldum diyebilirim. Retest noktasından satışı yediriyorlar. Aa bak daha dipler geliyor falan filan derken daha dipler gelmeden yönün birçok kez yukarıya çevrildiğine de şahit oldum diyebilirim. Ama şimdi objektif olmak gerekirse yani duygularımızı katmadan grafiklerin ne söylediğine bakacak olursak 52-53 bin dolar bandı arkadaşlar kısa vade adına bir direnç noktasıdır. Burada net bir rakam vermek oldukça zor. Aşağı nokta 52 binler üst noktada arkadaşlar burada gördüğünüz yeşil mumların olduğu seviye olan yaklaşık olarak 53.500'lere kadar uzanıyor diyebiliriz. Peki ben ne yapıyorum? Herhangi bir satış yapıyor muyum? Arkadaşlar ben genelde nakite geçmiyorum. En son paranın çoğunluğu BTT'deydi. Onda da ciddi bir hareket geldi. Bir miktar da sattığımı söylemiştim. Onu da genel olarak BTT'deki bu hareket piyasa düşerken geldiğinden dolayıydı arkadaşlar. Ve piyasa düşerken de tüm coinler ucuz olduğundan dolayı genel olarak sepete eşit olarak dağıttığımı söyleyebilirim. Tabii ben dün BTT'yi sattıktan sonra insanlar yorumlara şunları yazmaya başladı. İşte 12 Aralık'ta şöyle şöyle haberleri var. Niye satıyorsun? Daha çok yükselecek tarzında yorumlar olduğunu görüyorum. Ben düşeceğini düşündüğümden falan satmadım arkadaşlar. Zaten tamamen de çıkış yapmadım BTT'den. En son VTC olsun, VRX olsun, Aion olsun oralardan aldığım karların çoğunu BTT'ye kaydırmıştım. Çünkü uzun zamandan beri yatay gidiyordu o coin. Paranın çoğunluğu BTT coin'inde toplandığından dolayı bir miktar satış yapıp diğer coin'lere dağıttım. Çünkü paranın tek bir coin'de toplanmasını çok sevmiyorum. Ve bunu da doğru bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim buradan dominansa. Dominansla alakalı en son 4 saatlikte yaptığımız bir değerlendirme vardı. Ve bu değerlendirmede de hatırlarsanız arkadaşlar buradan başlayan harekette eğer ki dominans verisi alçalan tepe yapar, ardından düşüşte de yükselen dip yaparsa muhtemelen bir daralıma gider diye konuşuyorduk. Şu anda tam olarak bu gerçekleşti diyebilirim. Ve ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde arkadaşlar biz dominans verisinde muhtemelen bir daralıma şahit olacağız. Ve bu daralımın sonlarına doğru da yukarıya da aşağı doğru sert bir hareket gelecek. Şu anda fiyatlandığı noktalar bana göre oldukça kritik seviyeler ve bu kırılım aşağıya doğru gelirse biz 40 noktasının altına sarkarsak eğer ben altcoin'lerden ani çıkışlar görebileceğimizi düşünüyorum.
Ayrıca bu daralımı Bulut'un alt noktasında yapıyor olması da arkadaşlar bence bir nevi de olsa sevindirici bir durum diyebilirim. En sonki gelen hareketlerde alçalan tepe yaptı, yükselen dip yaptı arkadaşlar. Bundan dolayı da muhtemelen ilerleyen saatlerde biz bir daralıma şahit olacağız diye düşünmekteyim. Dominans verisinde son durum bu şekilde. Buradan geçelim Ethereum'a. Ethereum'la alakalı çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü grafiğinde çok fazla bir değişim söz konusu değil. En sonki videoda hem günlük de olsun hem haftalık da olsun Ethereum'un görüntüsünün Bitcoin'e göre çok daha iyi durduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de Bitcoin'in yaşadığı son geri çekilmelerde dominansın artmaması. Bundan dolayı da Ethereum'da biz güçlü bir duruşa şahit olduk. Ve Ethereum'un BTC grafiğine baktığımız zaman da haftalıkta şuradaki ATH noktasının üstünde bir kapanış geldi. Bu bence oldukça olumlu bir durum. Ve buradan günlüğe geçtiğimiz zaman da gördüğümüz en yüksek seviyelerin üstünde kapanışlar yapıyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda RSI'ye baktığımızda da günlükte kendimizi 70 bin noktasının üzerine atmış bulunmaktayız. Artık geri çekilmelerde bu noktanın destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz Ethereum'da. Özellikle bugün gelecek olan kapanış 70 bin noktasının üstünde gelirse RSI bazında bence Ethereum'daki bu güçlü duruş devam edecektir. Ve Ethereum'daki bu görüntü de altcoin'ler için her zaman umut verici olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dominans verisine baktığımız zaman da 41 noktaları bence altcoin'ler için oldukça müsait bir ortam yaratıyor. Fakat bu demek değil ki tüm altcoin'ler hep birlikte uzaya şeklinde bir beklenti oluşturmasın. Dominansın 41 noktalarında bulunması ve Ethereum'un da arkadaşlar böyle bir görüntü çiziyor olması altcoin'lerde ani çıkışlar görebileceğimiz anlamına geliyor. Ama bu tüm altcoin'ler hep birlikte yukarı şeklinde lütfen yorumlanmasın. Bir grup altcoin şu anda arkadaşlar bu ortamda çok rahat bir şekilde çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4 şeklinde hareketler yapabilir. Çünkü ben bunu dediğim zaman genelde insanlar tüm altcoin'ler hep birlikte uzaya şeklinde bir beklentiye giriyorlar. Ama anlatmaya çalıştığım olay bu değil arkadaşlar. Yükselişler genelde sırayla ve grup grup oluyor bildiğiniz gibi. Ethereum'da şu anda bu gece gelecek olan kapanışta, günlük kapanışta RSI'da 70 bin noktasının üstünde kalması oldukça önemli olacaktır arkadaşlar. Burası Ethereum BTC grafiği. Son olarak da dolar endeksine bakıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi dolar endeksi ile alakalı bildiğiniz gibi haftalıkta bizim için Bulut'un üst noktası çok ciddi bir direnç noktasıydı. Ve biz bu noktada bir miktar takıldık. Fakat bu takılma beklediğimiz gibi bir geri çekilmeye sebep olmadı. En azından 2 hafta kırmızı mum kapatırız diye düşünüyordum ben burada. 2 hafta yatay bir seyir oldu tam olarak direnç noktalarında. Fakat sonrasında tekrardan yukarı doğru devam ettiğini görüyorsunuz. Buradaki en büyük sıkıntı RSI'nin haftalıkta 70 bin noktasının üstünde fiyatlanıyor olması. Bundan dolayı da arkadaşlar buradaki zirve noktaları yani 99 belki 100 noktaları hedef olabilir. Özellikle bu cuma günü gelecek olan kapanışta da dolar endeksi eğer ki RSI 70 binin üstünde kapatırsa haftalığı bu noktaların hedef olma ihtimali biraz daha artacak. Şimdi buradan günlüğe geçtiğimizde de dolar endeksinde baktığımızda arkadaşlar ilk gördüğümüz olay bir önceki tepe noktalarının geri çekimlerde destek olarak çalıştı. En son bakın uzun zamandan beri zaten sürekli yükselen tepeler yaptığından bahsediyordum dolar endeksinin. Ve bu yükselen tepeleri yaparken de geri çekilmelerde hep bir önceki tepe karşımıza destek olarak çıkıyor. Şimdi gene günlüğe baktığımızda arkadaşlar şuradaki bir önceki tepe noktasının geri çekilmede karşımıza destek olarak çıktığını ve şu anda yönünü tekrardan yukarıya çevirdiğini görüyorsunuz. Tabii ki de temennimiz ve istediğimiz buralarda bir önceki tepe noktasını aşamasın ve alçalan tepeler yapsın. Fakat şu anda bunun sinyali ne yazık ki yok. Fakat dolar endeksinde arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim için önemli olan kırmızı mı yeşil mi? Bu kırmızı yeşil olayları bize hareketin başlayacağı ve biteceği noktaları söylüyor. Şahsen ben özellikle haftalıkta bu Covid olayından sonra trend takibi yapmayı dolar endeksinde çok doğru bulmuyorum. Çünkü arkadaşlar bu bölgede para basıldığından dolayı
Trend takibi yapmak sizleri yanıltabilir diye düşünmekteyim. O yüzden kırmızı mı yeşil mi olayı biraz daha önemli bizim için. Benim şu anda piyasada takip ettiklerim bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda dünkü kadar net konuşmadığımın farkındayım. Fakat buralarda net konuşmak arkadaşlar çok mümkün değil. Dünkü bulunduğumuz noktalarda 52 bin dolarların geldiği, yani 52 bin 53 bin dolarların geldiği apaçık ortadaydı. Burada artık hedef geldikten sonra o noktanın üstünde kalabiliyor mu, kalamıyor mu? O önemli. Buralar artık Bitcoin'in karar vermesi gereken noktalar arkadaşlar. Bugün yapacağı hareketler bizim için oldukça önemli olacak. Genel olarak düşüncelerimi ve takip ettiğim noktaları sizlerle paylaştım. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.